Arkadaşlar merhaba. Aslında İrem merhaba diyecekti size ama söyleyeyim ya. Videonun başında gördünüz zaten. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yuma kaybettik maalesef. Çok hastaydı Çok arkadaşlar. hastaydı. Son videomuzda zaten canlı yayınımızda görmüştünüz hasta olduğunu. Kanser oldu. Evet, o videodan hemen sonra biz tekrar veterinere götürdük. Kanlı ishal teşhisi hemen koyamadılar. Ertesi gün koydular. Sonra her türlü şey yapıldı. Müdahale yapıldı. Ama maalesef Hüman kurtaramadık. 14 Mart'ta 15 Mart'a bağlayan gece. Maalesef Hüman'ı kaybettik arkadaşlar. Çok üzgünüz. İrem daha yeni öğrendi. Ağlıyorduk, kendine getirmiştim ama tekrar ağlamaya başladı. Kızım yeni bir köpek sahiplenmek istiyor ama belki biraz zamana ihtiyacımız var, değil mi kızım? Evet arkadaşlar. Buradan kaç gündür video çekemiyorum. İrem, köpeğimizin hasta olduğunu, daha doğrusu Biliyordum. hasta olduğunu demeyelim de öldüğünü söyleyemedik İrem'e. Daha şimdi söyledim arkadaşlar. O Kan da dedi ki ishal değil arkadaşlarına söyle. demişlerdi. Çok pahalı kan ishal değildi. Sonra bir gece veterinere giderken işte arkadaşlar arabada şey olmuş. Hayatını kaybetti. Arkadaşlar biz üzüldük. Eminim siz de çok üzülmüşsünüzdür. Siz de yumağa çok Arkadaşlar şaka alıştınız. değil gerçekten o eşek şakası Sanmayın, değil mi? değil yani. İrem, bu konunun şakası olmaz zaten kızım. Arkadaşlar biliyorsunuz Yuma'nın her türlü aşısını yaptık, her türlü korumasını yaptık. Veterinere defalarca götürdük, videolarımızda da var zaten. Yani kanlı ishal aşısı, gençlik aşısı, her şeyi vardı ama son zamanlarda bir şey varmış, salgın varmış. Maalesef muhtemelen onunla ilgili yumak bir mikrop kaptı ve sonra da Arkadaşlar düzenledi. sakın arkadaşlar köpeğiniz varsa, kediniz varsa dışarıda gezdirmeyin. Evet, Yuma sadece parka götürdük arkadaşlar birkaç defa, o kadar. Onun haricinde biliyorsunuz dışarı çıkarmıyorduk Yuma. Hatta bize yorumlara yazıyordunuz ya köpek dışarı çıkarılmaz mı diye. Biz korkuyorduk hani bir şey olur diye. İşte korktuğumuz başımıza geldi maalesef. Birkaç defa sadece parka gittik, o kadar. Demek ki o arada bir esnada kapmış Bakın olabilir. arkadaşlar Yuma ne yapmıştım. Evet. Okulda yapmıştım. Yine Yumak için böyle bir şey yapmıştı. O da hissetmiş galiba Yuma'nın. Zaten çok kötü olduğunu biliyordu. Çünkü arkadaşlar 3 gün veterinerde kalır mı Allah aşkına? Evet kızım, 3 gün sonra ay yarın benim doğum günüm olduğu için annemler gözündeyim diye. evet, bugünden söyledik. Yoksa daha sonra ilerleyen günlerde söyleyecektik arkadaşlar. Yuma İrem'e. Mouse çıkarmıştı kafesini de biliyorduk. Yuma ben de söyledim. Sonra da babam geldi yazımı oturtturdu söyledi. Neyse İrem, çok fazla ağlama kızım. Bak arkadaşların da üzülüyordur. Belki ağlıyorlardır şimdi. Arkadaşlar bakın Bunu da Yuma arkadaşlar, mezarlığı. İrem okulda böyle bir şey yapmış. Dün bize getirdi. Biz çok duygulandık. Tabi söylememiştik. Bakın ne yazmış. Canım arkadaşım, bak seni çok özledim. Kalbim kırıldı. Ağlamak istiyorum yazmış. Böyle bir yumağı çizmiş. Elif çizdi onu. Elif mi çizdi? Bir de böyle bir şey bulmuş. Kirpi kızım onlar. Neyse. Kirpiler de onu seviyordu. İrem. Elif sticker Arkadaşlar verdi. İrem, çok üzgün, bu videoyu çok uzatmayalım. Ama gerçekten çok üzgünüz. Eminim siz de çok üzgünsünüzdür. Ama bizi gördünüz, videolarımızı izlediniz. Yumak evimize geldiğinden beri hep videolarımızda var. Biz ona çok dikkat ettik ama olacağı varmış demek ki. Biz çok üzüldük. Günlerdir çok üzgünüz. Dediğim gibi 14'ünde vefat etti, 15'inde bağlayan gece. O günden bu yana sürekli çok üzgünüz. İrem'e belli etmemeye çalıştık ama artık bugün söylemek zorunda kaldık. Çünkü onun da öğrenmek hakkı. Ama gerçekten köpek sevgisi çok güzel bir şey. İrem hala ben bir köpek daha sahipleneceğim diyor. Ama tabii şu anda bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Zaten babam söyledi bir tane daha köpek Evet, sahiplenir ben diye. öyle başladım anlatmaya İrem'e, alıştırmak için. Köpek sevgisi çok güzel bir şey, görüyorsunuz. Ama yumağın yerini hiçbiri tutamaz ama tabii ki Burası yeri. yeri orası mı? İrem, senin dişine ne olmuş? Bir dişine bakabilir mi? Arkadaşlar bakın, İrem ısrarla bu dişini çektirmiyor. Düştü, düşecek gördüğünüz gibi ama İrem Korkuyorum babam çeker diye. ısrarla çektirmiyor. Yanlışlıkla elim şöyle bir parmağım değse düşecek arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bakın ellediğinde kanıyor. Bence bunu çekelim Düşsün kızım. yani.
arkadaşlar, şu dişin süresiyle geliyor. Evet. Arkadaşlar, Mustafa da çok üzüldü. Zaten az önce ağlamıştı. Evet. Şimdiden Mustafa geldi. Da çok üzüldü. Mustafa da çok üzüldü arkadaşlar, ama yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Eminim siz de çok üzüldünüz ama Allah'ın takdiri değil mi kızım? Cennete gider arkadaşlar. Evet, cennette buluşacağız. Allah bizi de cennetine alırsa değil mi kızım? O zaten cennete gitmiştir. Çünkü arada arkadaşlar, hayvanların bir suçu olmaz ve Kur'an-ı Kerim'de yazıyor hayvanlar cennete gider diye. Evet, cennete gitti. Bak, Yumak da şu anda uyuyor arkadaşlar, bakın. Yumak mı? Ay. Maviş. Ben de Yumak şu an gerçekten uyuyor. Evet, burada. Derin bir uykuda ve belki de cennete gitti değil mi kızım? Arkadaşlar bakın, o kadar fazla para yaptım. Bin kuruşlar da altın arkadaşlar bu arada. Altından mezarlık. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. İrem kendine geldikten sonra tekrar görüşeceğiz. Ama İrem tekrar köpek sahiplenmek istiyor. Gerçekten köpek sevgisi çok güzel bir şey. Biz tabii ki istemezdik Yumak'a bir şey olmasını. Onu çok seviyorduk. Siz de görüyordunuz zaten. O bizim canımızı da çok seviyorduk. Çok tatlıydı. Köpeğim çok olsun, akıllı bir köpekti. Bak hocam. Çok akıllı bir köpekti arkadaşlar. Ama ne yapalım, çok üzüldük. Hatta videoda çekmedik günlerce. Size de çok yorum yazdınız Yumak nasıl oldu diye. Hiç cevap veremedik. Baba, sen bunu söylemiştin. Yaptım, arkadaşlarımız duysun. Köpeğiniz veterinerde öldüyse veteriner nereye götürüyor? Söyle. Kızım, onların özel bir yerleri var. Orada defnediyorlar veterinerler. Çünkü hasta olduğu için herhangi bir yere defnedemezler. Başka hayvanlara bulaşmaması için. Anladın mı? Nerede olur bak şimdi? Toprağın altında mı? Nerede toprağın? Onu bilemeyiz kızım. Onu bilemeyiz. Hadi görüşürüz de arkadaşlarımıza. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün benim için çok kötü bir gün oldu. Tamam İrem, üzülme, tamam. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Sadece dua et Yumak için. Arkadaşlarımıza dua etsin. Kendinize... Benim doğum günüm arkadaşlar. Evet, yarın 18 Mart İrem'in doğum günü. Güzel bir günüm var ama. O yüzden doğum günü de kutlayamayacağız maalesef. İlerleyen günlerde kutlayacağız. Haftaya, belki sonraki günler kutlayacağız. Yine de yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sadece üzgün olduğumuzu söyleyelim. Değil mi kızım? Yumağı hiç unutmayacağız. Tamam, üzülme, tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.